Herkese merhaba. Bu videomuzda LifeTech'in 11 aşamalı su arıtma cihazını inceleyeceğiz. Kutu açılımından bağlantısına kadar her şeyi yapacağız. Bağlantı hortumlarımız, musluklarımız burada mevcut. 5 mikron tortu filtresi, bu birinci filtremiz. Karbon filtre, bu ikinci filtremiz. 1 mikron tortu filtresi, bu üçüncü filtremiz. Bu membran, içinden bağlantı aparatlarıyla beraber şu şekilde şık bir musluk çıktı. Ancak ben tezgaha delmemek için ve aynı zamanda derli toplu gözükmesi için internetten bu şekilde bir evye siparişi verdim. Bu musluk normal evye görevini görüyor. Sıcak soğuk su. Aynı zamanda şuradan da arıtma suyu veriyor. Buradan da çift çıkışı var. Normal su çıkışı ve arıtma suyu çıkışı olmak üzere. Bu 1 numaralı tortu filtremizin kabı. Bu 3 numaralı tortu filtremizin kabı. Diğer filtrelerin hepsi birbirine bitişik halde geldi. Detoks filtre, 4 aşamalı mineral ve alkali veren filtre. Bu en son aşamadaki Hindistan cevizi filtresi. Şu ise alkali filtre, en arkada gözüken yeşil olan. Burada bağlantı yerlerini görüyoruz. Alt tarafta diğer filtrelerin takılacağı gözler var. Bu filtrelerin hepsi birbirine bağlı. Şu en altta ise membran filtrenin gireceği hazneyi görüyoruz. Filtre bunun içine yerleştirilecek. Şimdi bağlantılarını yapalım. Bu bağlantı anahtarı bu hazneleri ana filtreye bağlamak için. Şurada 11 aşamalı yedek filtre setini görüyoruz. Toplamda 8 adet filtremiz var. Bir filtremiz 4 aşamalı olduğundan dolayı toplam 11 aşamalı filtre oluyor. Ama fiziki olarak elimizde 8 tane filtre oluyor. Yedek filtrelere bakalım. 1 numaralı tortu filtre, 2 numaralı karbon filtre, 3 numaralı tortu filtre, membran, alkali filtre, detoks filtre, 4 aşamalı filtre, Hindistan cevizi karbon filtre. 1, 2 ve 3 numaralı filtrelerin kullanım ömürleri üzerinde yazıyor ve 6-9 ay olduğu gözüküyor. Detoks filtre, 4 aşamalı filtre, Hindistan cevizi karbon filtre ve alkali filtrenin kullanım ömürleri ise 12-18 ay. Bunların da üzerlerinde yazıyor. Ve son kaldı membran filtreye. Membran filtrenin ömrü ise 12 ile 24 ay arasında değişiyor. Bu filtrelerin üzerlerinde yazan aralıklar arasında değiştirin deniyor. Benim elimde TDS cihazı var. TDS cihazıyla ben bunların tortu miktarını ölçerek değiştirmeyi düşünüyorum. Size de tavsiyem bu TDS cihazını almanızdır. Filtrelerin süzme oranı düştükçe TDS değerleri de yükselecektir. Videonun sonunda çeşme suyu, hazır su ve arıtma cihazından çıkan suları ayrı ayrı bu cihazla test edeceğiz. Aradaki farkı size göstereceğiz. Tankımız da bu şekilde. İçinde bulunan hava basıncının sağlandığı yer. Buradan herhangi bir giriş çıkış olmayacak. Hava basıncı düşerse sadece buradan yapacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü filtremiz. Her filtrenin kabının içerisinde etiketi çıktı. Ve aynı zamanda üstünde bir yapıştırma etiketi çıktı. Bu yapıştırma etiketini filtre kabının üzerine yapıştırıyoruz. Ki yerleri bunların karışmasın. Bütün filtre kutularına etiketlerimizi yapıştırdıktan sonra filtrelerimizi kutuların içerisine yerleştiriyoruz. Filtreleri yerleştirirken içinde yuvarlak bir kısım var. Bunun oraya tam oturduğuna dikkat edin. Aksi takdirde bu şekilde yanda boşta kalacaktır. Cihazın üst kısmında hangi filtrenin nereye takılacağı yazıyor. Özellikle buraya renkleriyle beraber göstermişler. En sağ taraftaki 5 mikron tortu bu 1 numaralı filtreye denk geliyor. Renklerine bakarsanız da zaten koyu mavi. Bu buraya takılacak. Bunları takarken anahtardan yardım alıyoruz. 2 numaralı filtre kırmızı işaretle gösterilen granül karbon filtre. 3 numaralı filtremiz ise 1 mikron tortu filtresi. Cihaza 4 farklı hortum bağlayacağız. Bu hortumlar sırasıyla 1 numaralı hortum su girişi, 2 numaralı hortum atık su, hemen yanında sarıyla olan 3 numaralı hortum tanka gidecek hortum. En üst filtrede bağlı olan yeşil 4 numaralı hortum ise musluğa bağlanacak hortum. Bu hortum bağlayacağımız yerlerin girişlerinde tapalar var. Bu tapayı çekerek zorlamayın, çıkmayacaktır. Farklı bir sistemi var. Tapa normalde gelmeyecektir. Bunun boşa çıkması için şu gri halkayı aşağı doğru bastırmanız gerekecek. Bu şekilde tapa boşa çıkacaktır. Geri takmak için ileri doğru ittirmeniz yeterli. Yerine oturacaktır. Kahverengi halkayı kendime doğru çekerek hortumu geriye doğru çekiyorum ve hortum boşa çıkıyor. Saat yönünün tersine çevirerek membran filtre kutusunun ağzını açıyorum. Membran filtrenin takılma yönü önemli. Şu şekilde takacağız ve
Ve içindeki yuvaya oturtacağız bu filtreyi. Şöyle dışarıda kalmayacak. Oturduğuna dair ses geldi. Buradaki yumuşak kısım ve şu uzun kısım membranın ağız kısmında olacak. Arka tarafa da oturacak bu şekilde. Filtrenin ağzını sıkıştırabilmek için şimdi bağlantı aparatlarına geçelim. Bu depomuzun bağlantı aparatı. Bu ise ana su girişinin bağlantı aparatı. İlk olarak depomuzun vanasını takacağız. Depomuzun vanasını takmak için teflon ya da kete, kendir denilen malzemelerden kullanılır. İçinde buna benzer herhangi bir sıkıştırma aparatı yoktu. Ben evde bulunan keteyi kullanacağım bu şekilde. Yanımda 5 metre su bağlantı hortumuyla beraber geldi. Bu tek parça bir hortum. Bunu ihtiyacınıza göre ölçtükten sonra keserek takacağız. Alt bağlantılar ise bu şekilde. Benim musluk girişlerimde sağ taraf soğuk su girişiydi. Ana su giriş vanasını sağ tarafa taktım. Musluğumuzu şu şekilde taktık. Sıcak soğuk su bağlantılarını yaptık. Musluğun altında ring bir conta var. Bunu takmayı unutmayın sakın. Şimdi hortum bağlantılarını yapacağız. Bir numara mavi, bu su girişi. Şebeke suyunu buradan vereceğiz. İki numara siyah olan, bu atık su çıkışı. Üç numara tanka dolum yapacak olan su çıkışı. Dört numara ise şurada yeşil olan, bu da musluk bağlantısı olacak şekilde bağlantılarını yapacağız. Cihazımızı yerine yerleştirip hortum uzunluklarını ayarlayıp ona göre hortumları keseceğiz. Bağlantılarını bitirdik. Bu şebeke suyundan gelen su. Bu hortum atık su. Bu atık suyu şimdilik lavaboya verdim. 1 litreye kaç litre atık su atıyor onu görmek istiyorum. Şu hortum tanka giden hortum. Şuradan zaten görüyoruz. Tankın bağlantısı da şu şekilde. Bu hortum ise çeşmeye verdiğimiz hortum. Bağlantısı da şu şekilde. İlk etapta filtrelerin temizliği için kazanı kapatacağım ben ve filtreleri yıkayacağız. Bu su beyaz hale gelecek. Bir TDS metre ile su ölçümü yapacağız. Önce arıtmadan alıyorum. 55 çıktı. Az önce ölçtüğümde 60 çıkmıştı. Bir de atık suyu deneyelim. Atık suyumuz ise 270. Çeşme suyunun değeri. Şu anda tank devre dolmadığı için suyun basıncı bu kadar yavaş. Tankı devreye aldığımız zaman su basıncı daha da artacaktır. Su sertliğini 12'ye kadar düşürebildik. İçim gerçekten lezzetli bir su haline geldi. Kazana giden vanayı kapattım. Atık su hortumunun ucuna sağdaki bidonu, çeşmenin ucuna ise soldaki bidonu koyarak atık su miktarını ölçmeye çalıştım. Atık su ve temiz su arasındaki farkın bu kadar olacağını beklemiyordum işin açıkçası. Önce temiz suya bakalım. 2000 gram, yani 2 kilogram. Şimdi ise arıtılmış su. Arıtılmış suyun ise 2,3 kilogram olduğunu görüyoruz. 1 litreye 1,15 litre atık su atıyor. Yani 1 litre temiz su için toplamda 2,15 litre su harcıyor demektir. Atık su giderine hortumu küçük olduğu için bulaşık makinesinin hortumunun yanına soktum. Eğer ki böyle bir imkanınız yoksa lavabo hortumunun üstünü şuradan ya da şuradan bir yerden delerek atık su hortumunu buraya bağlayabilirsiniz. İlk başlarda su içinde sanki klor varmış gibi gri renkte akıyor. Ama telaş yapmanıza gerek yok. Belli bir süre sonra bu su şeffaf normal rengine geri dönüyor. Pompa mevzusuna da değinmek istiyorum. Bütün modellerde pompalı ve pompasız model olarak iki çeşit bulunmakta. Eğer ki şebeke suyunuzun basıncı çok düşük değilse, yani normal bir debiye sahipse pompaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü arıtıcıdan aldığınız su şebekeden değil direkt tankın içerisinden geliyor. Haliyle tankın basıncıyla basınçlı bir su elde ediyorsunuz. Tankın içinde de diyafram sistemi olduğu için akan su basınçlı akacaktır. Normal çeşme suyu. Bu da tanka su dolduktan sonra gelen basınçlı su. Biz üçüncü katta oturuyoruz. Suyun basıncı gayet yeterli. Eğer ki şebeke suyunuzun basıncı çok düşük ise şebeke suyu tanka basınç yapamayacağından dolayı ya da zorlanacağından dolayı belki o durumlarda pompa gerekebilir. Ama şebeke suyunuz bu şekilde ise buna gerek kalmayacaktır. Şehirlerde akan şebeke suyu arıtma için yeterli basıncı sağlayacak. Zamanla suyun akış hızı azalırsa bilin ki tankın basıncı düşmüştür.
Bunun için de tankın en alt kısmında bulunan, şu anda resimde görüyorsunuz zaten, hava basınç bölmesinden bisiklet pompası ya da araba lastiği şişirme pompası yardımı ile hava bastığınız takdirde tekrar arıtma suyunun eski basıncına döndüğünü göreceksiniz. Elimden geldiğince cihazın bağlantılarını ve kurulum aşamalarını sizlere göstermeye çalıştım. Aklınıza takılan sorular varsa yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Sizlere su gibi güzel bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.